Herkese merhabalar. Nasılsınız? Günaydın, hayırlı sabahlar. Ben çok iyiyim. Kendimi çok zinde. Nasıl desem, hafiflemiş, motive hissediyorum. Çok şükür. Dün akşam ne yaptım? Yemekten sonra yürüyüşümü yaptım. Yürüyüş derken böyle haldır güldür, hani çok yürümüyorum ama hiç değilse şöyle sokağın başına gidiyorum, geliyorum. Şuradaki bahçede yürüyorum ama yürüyorum. Mutlaka onu yapıyorum. Gece yatmadan da çıktım şu bahçede biraz dolandım, sonra yattım. Gece yatmadan bir bardak limonlu su içtim. Öyle onun haricinde hiçbir şey yiyip içmedim. Yani kaçamak falan yapmıyorum. Şimdi ama şunu anladım ki akşamları mümkün oldukça hafif yersem daha hafif hissedecekmişim kendimi. Şimdi bir tane yumurta, işte bildiğiniz klasik kahvaltı, bir tane salatalık, domates, biraz maydanoz, iki tane ceviz, peynir, şöyle bir dilim ekmek, ondan sonra da şöyle bir elma suyum var. Elma suyu çok faydalıdır. Diyette de bol bol içmenizi tavsiye ederim. Başlayalım mı? Bismillahirrahmanirrahim. Ne kadar ekmek zararlı, ekmek şişmanlatır desek de bence hiç kimse ekmekten vazgeçemiyor, değil mi? Gerçekten ekmek bir hayat. Bir insan her şeysiz yaşayabilir ama ekmeksiz ı-ı. Ama ölçülü. Kusura bakmayın, eşim aradı, kapatmak zorunda kaldım. Şöyle. Ne diyordum? Ölçülü yendiği zaman gerçekten ekmeğin de faydaları var. Kendine göre vitaminleri var. Bugün Allah nasip ederse spor hareketleri falan da yapacağım ama onun haricinde camları, kapıları falan silmeyi düşünüyorum. O da bir spor. Yani ev hanımların sporu. Diyet yaparken maydanoz suyu çok faydalı derler. Kaynat kaynat iç diye. Ama ben nedense onun sesi ne ya? Kokusunu beğenmiyorum. Tadını beğenmiyorum. Suyunda. Normal kendisini çok severim ama acı geliyor bana. Suyu. Ama içmek lazım. Bayanlar için önemli diyorlar çok.
Sabahları mutlaka iki tane ceviz yemeye çalışın. Faydasını görürsünüz. Zayıflayınca neler yapacağınızı hayal ediyor musunuz? Ben hayal ediyorum. Mesela herkesin yazın gidip de benim hiç gitmediğim tatil var ya. O tatile gideceğim. Şöyle bir gezeceğim. Çılgınlar gibi alışveriş yapacağım. Kıyafetler alacağım. Babaanne tişörtlerinden kurtulacağım. Kızlarımla parklara gideceğim. Belki ben duruma göre belki çalışacağım. Yeni ortam, yeni hayat. Başka ne yapacağım ya? Yani dediğim yere yayan çıkıp gidebileceğim. Ne zaman eşim gelecek de müsait olacak da beni arabayla götürecek de. Ya o kadar olmuşum ki artık eşim arabayla bir yere götüreceğim ya. Evden çıkmadan pazarlık yapıyorum. O araba o gittiğimiz yere kadar gidiyor mu? Yoksa baya arabayı başka bir yerde bırakıp bir yere kadar yürüyeceğiz mi diye. Ula yürüyiverdi mi? Yok. İnsan tembelleştikçe tembelleşiyor. Bence. Eskiden kilometrelerce yolu bana mısın demeden yürüyen ben, şimdi arabadan inip de oraya kadar yürümek bana zor geliyor. Aslında zor gelmiyor biliyor musunuz? Biraz da belimde problem var. İnşallah çarşamba günü bir bel tedavisine gideceğim. Fazla ayakta kalamıyorum. İkinci kızımın doğumunda biraz sıkıntı yaşadım. O yıllar içinde birike 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 belimde bayağı bir problem var. Şöyle ayakta fazla durduğum zaman şey oluyor. Şöyle bir şey asılıyormuş gibi ne bileyim. Bıçak saplanıyormuş gibi bazen ağrı giriyor. Bilmiyorum. Nasıl bir sorun var? Çarşamba günü belli olacak. İşte öyle.
Eskiden köye falan gidince kilom yüzünden akrabaları falan bile gezmek istemezdim. Ay bir an önce şu ona buna girsek de girmemiz gereken yerlere. Hemen kaçsak derdim. İşte o akrabaları doya doya gezeceğim. Kısacası yapılacak iş yok. Zayıflayınca. Ay. Bıkmaz oldu bunlarla. Elhamdülillah. Doydum. Çok şükür Rabbime. Allah olmayan herkese versin. Yediğimiz şifa olur inşallah. Zayıflarız. Öğlen yine çekmeye çalışacağım. Dünkü gibi uyuyup kalmazsam. Yok, uyumayacağım. Bugün işlerim çok, işlerimi yapacağım. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın. Görüşmek üzere.